Dışarıdan girilen en elemanlı bir dizideki en küçük elemanı ve bu elemanın dizideki adresini bulan ne yapalım? Programı bir yazalım. İlk önce bir ne yapalım? Değişkenlerimizi bir tanımlayalım. En küçüğü ifade etmek için ENK diyelim. Bir yerini bulmak için de bir yer diyelim. Yalnız şunları bir sıfıra bir eşitleyelim. Bunları yeri ve ENK'yı bir sıfıra eşitleyelim. İşte CV dedik, tab dedik. İşte console right olsun. Şu right line'ı da bir silelim. Yine burada ne diyoruz? Dizinin boyutu diyoruz. Dizinin boyutunu bir kullanıcı belirlesin. İşte dizinin boyutu dedik. Dizinin boyutunda ne yapıyoruz? N eşittir convert to convert to int 32. İşte console read line yine burada bir dizi, int tipinde dizi adında bir değişken tanımladık. Bunu da new int ne diyoruz? Mesela dizi eleman sayısı dışarıdan girileceği için şöyle bir n değişkenini ne yaptık? Buna bir atadık. İşte dizinin elemanlarını da yine cv dedik. İşte dizinin elemanları diyelim. Şöyle bir çift tırnak içinde dizinin elemanları ve dizinin elemanları da bir ne olsun? Şurada bir for döngüsüyle tab yapalım. For yazıp tab yaptık. İşte burada inti bir daha yazmamıza gerek yok. Yukarıda yazdık. İşte i küçüktür n, yani dizinin eleman sayısı kadar bir döngü dönecek. Yine cv tab yaptık, console write olsun, şunu da line'ı da silelim. Yine burada dizinin dizinin sıfırıncı elemanı eşittir i dedik. Dizinin sıfırıncı elemanı dizi i. Bunu da bir yine ne yapıyoruz? Klavyeden bir okuyoruz. Yani bunları bir tanımladık. İşte dizi elemanları girildi. Ondan sonra ne yaptık? Dizi elemanları girildikten sonra bir en küçüğü burada ne yapacağız? En küçük eşittir. Bakın şöyle bir dizi, sıfır elemanlı bir dizi tanımlaması yapılabilir. İşte bu tip tanımlayabiliriz. Bu tip bir tanımlamayı niye yapıyoruz mesela? Bu tip, şuraya açıklama yazalım isterseniz. Bu tip bir dizinin kullanım yeri dönüş tipi dizi olan bir metot olabilir. Veya burada bir metot yok ama başka bir şey olabilir. İşte şöyle bir yine İşte bu tip bir dizinin kullanım yeri dönüş tipi dizi olan bir metot. Boş değer dönecekse, boş değer döndüreceğinde kullanılabilir. Burada sıfır elemanlı bir diziye ne yaptık? En küçüğü sıfır elemanlı bir diziye atadık. İşte
Burada da yine bir for döngüsüyle i'yi birden başlattık. İşte i küçüktür n oluncaya kadar işte burada bir if yazıp tap yaptık. İşte en küçük büyüktür bizi iyi dedik. En küçük eşittir bizi iyi. Burada yerde ne oluyor mesela? Yer eşittir iyi oluyor. İşte burada indisine bir ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Yeri de burada tanımladık. İşte şuraya gelip bir yere tap yaptık. Yine console right olsun. Right line'ı silelim. İşte dizideki dizinin en küçük elemanı sıfır dedik, sıfır yeri bunu da bir dedik mesela, bir bunu da çiftimden kapattık, virgül en küçük virgül bir de yer. Evet, console read ile bir ne yapıyoruz? Onu da ekleyelim. Şimdi bunu bir kaydedip çalıştıralım. Yine yazmak için bir zaman veririz. 38 dizinin boyutu 5 olsun. Elemanları böyle bir kafadan atıp yazayım. 67 olsun, 34 olsun, 12 olsun, 45 olsun, 89 olsun. Bakın dizinin işte en küçük elemanı 12. Yeri de ikinci eleman. Yani burada indis sayısını aldık. Eğer eleman sayısını direkt alsak mesela bir artı bir de oraya ekleyebiliriz. Evet. Evet, bu C#'da Visual Studio'da yazdığımız kodları şöyle bir Java'ya gelip yine bir class dedik mesela. Sample 38 dedik. Public Static Void main'i seçtik. İşte Visual Studio'da yazmış olduğumuz şu şeyleri, kodları bir kopyalarsak console VT'yi almasak da bir olur değil mi? Daha iyi olur hatta, evet. Şurada bir System Out Print ifadesini bir önceki örnekten bir kopyalayalım. Burada console write yazan yerleri bir ne yapalım? System out print yapalım. İşte şurada bir ne yapacağız? Yine bir Skynet tanımlayacağız. Skynet giriş eşittir new scanner dedik. System.in. Şurasını bir ne yapıyoruz? Giriş nokta next.in. Şurayı da bir ne yapalım? Değiştirelim. Giriş nokta next.in. Şurayı bir değiştirmemiz lazım değil mi? Dizinin
dizinin artı C elemanı. Şöyle bir çift tırnak koyalım da İC elemanı. Şuna bir daha gerek yok dedi. İşte şurada da bir yine ne yapacağız? Dizinin en küçük elemanı dedik. Mesela şurada bir artı ENK artı, değil mi? Şurada da bir yine çift tırnak açtık. Yeri şurada bir artı yer. Böyle bir düzenleyebiliriz. Evet, bunu da bir çalıştıralım. Dizinin boyutu 5 elemanlı. 1, 3, 5, 7, 9 dedik mesela. En küçük eleman 1 dedi mesela. Yeri 0. Evet.